Evet, derslerimize devam ediyoruz. Şimdi zincirleme metotlardan bahsedeceğiz. Güzel bir özellik, normalde işimizi kolaylaştıran bir özellik. Burada sınıflarımıza zincirleme olarak nasıl ya da metotlarımızı zincirleme olarak nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Hemen örneğimize geçelim. Bir tane yine sınıf oluşturuyoruz. Ve araba sınıfı oluşturacağım bir tane. Pardon. Şu şekilde. Ve 3 tane metot tanımlayacağım içine. Şöyle geldim. Şöyle diyeceğim. Public dolar marka model özellik tanımlıyorum şu anda. Şöyle renk dedim. Şimdi 3 tane şeyimizi oluşturacağız. Metodumuzu oluşturacağız. Geldik public function dedik. Şöyle yapalım. Marka dedim. Ya da karışmasın marka yaz diyelim. Geldim dolar marka diyorum. Şöyle echo dedim. Dolar marka. Gelip ikinci fonksiyonumu oluşturuyorum. Public function dedim. Model yaz diyorum. Şuraya dolar model dedik. Eko dolar model dedik. Bir tane daha oluşturacağız. Public function renk yaz diyorum. Dolar renk dedim. Buraya da eko dolar renk diyorum. Normalde ne yapıyorduk? Aşağıdan fonksiyon sınıfımızı çağırıyorduk. Neydi? Dolar araba dedim. Eşittir. New araba diyoruz. Şu şekilde. Araba sınıfını, araba değişkenini atadım ve tüm özelliklerine artık erişebiliyorum. Şimdi normal şu ana kadar öğrendiğimiz şeyleri aslında aynısını yapıyoruz. Ne farkı var birazdan göreceğiz. Geldim buraya ben araba dedim. Ne yapacağım? Mesela markasını yazdıracağım. Marka yaz dedim. Mercedes diyorum. Daha sonrasına geldim yine araba dedim. Model yaz dedim. Model yaz diyorum. CLA 200 diyelim. Başka bir de dolar araba renk yaz dedim. Şöyle beyaz diyorum. Şimdi bakalım nasıl gözükecek. Şöyle gördüğünüz gibi Mercedes CLA 200 beyaz diye geldi. Boşluk moşluk ayarlanır, o sıkıntı değil. Şu anda yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi öyle 4 tane şey yazdık, satır yazdık. Peki bunu nasıl kolaylaştırırız? Zincirleme metot burada nerede devreye giriyor? Onu hemen göreceğiz. Şimdi normalde tanımladığımız şeyleri şu şekilde yapabiliyoruz. Ben bunu echo ile değil de return edersem ve this değişkenimi atarsam şöyle dolar this neydi? Marka dedim. Eşitliyorum. Şu şekilde. Şunları da hemen kopyalayayım. Ekrana basmıyorum da direkt this değişkenimi atıyorum. Geldim. Şöyle bir de renk dedim. Bir de bunu yaparken geri dönmem gerekiyor. Çünkü hata verir. This değişkenini atadım ama this değişkenimi geri dönmem gerekiyor ki erişebileyim. Nedenini de göstereceğim. Bir tanımlamayalım o zaman. Nedenini göstereyim size. Neden öyle olduğunu. Şimdi bunları böyle çağırmıyorum da geldim araba sınıfımı, araba değişkenimi atadım. Şöyle yapacağım. Araba geldim sıradan mesela marka yaz dedim. Geldim buraya Mercedes dedim. Şimdi zincirlemede fonksiyonları araya başka değişken koymadan yine şu şekilde devam edebiliyoruz. Hani marka yaz diyeceğiz, model yaz diyeceğiz ve renk yaz diyeceğiz. Peki erişemiyorum şu anda. Sebebi ne? Şöyle disle dönmemizin sebebi işte bu. Şöyle dolar return dedim. Dolar dis. Aynısını alıyorum. Buna da yaptım. Şuna da yaparsam
Şimdi aradaki fark şu. Şunu yaptığım anda gördüğünüz gibi artık zincirleme olarak ben metotlarımı, bu sınıfın içindeki metotlarımı kullanabiliyorum. Ne yaptım? Marka yaz dedim. Şimdi model yaz diyeceğim. Model yaz dedik. Ne diyelim? Mesela GLA diyelim. GLA 200 dedim. Daha sonra ne? Rengini yazdıracağım. Şöyle renk yaz dedim. Beyaz diyorum. Ve şu anda şu şekilde atama yapmış oldum. Ama bu da hata verecek. Hemen bir görelim ön izlemesini. Şu anda ekrana bir şey yazmadı. Ama yazdırdığımızda hata verecek. Şöyle eko dedim. Evet, gördüğünüz gibi fatal error'a düştü direkt. Neden? String yapmanız gerekiyor. Yani convert etmeniz gerekiyor diyor. Sebebi ne? Bunları ya bir tane daha fonksiyona atama yapacaksınız. Yani gelip buraya public function deyip şu şekilde mesela yaz diyeceğiz. Bir fonksiyon oluşturduk. Şöyle echo dolar. Şöyle yapacağız. This işte marka boşluk dolar this model şöyle boşluk bıraktık ve dolar this renk diyeceğiz. Renk dedim. Şöyle ekrana yazdırabilirim. Daha sonra en sonuna gelip şu şekilde yaz dediğimde herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Bir tane çözümü bu. Ya da bir fonksiyonumuz mevcut PHP'de. Onu kullanabiliriz. O da şu. Sihirli metotlar diye geçer. ToString diye bir özellik var. Tabii şunu return etmek kaydıyla. Gördüğünüz gibi hata da gitti. Return ediyorum. Tabii şurada şeyi de basmayacağız. Yaz demeyeceğiz o zaman. Bunu kaldıracağım. Otomatikman işlemi gerçekleştiriyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi Mercedes GLA 200 beyaz diye yazmış oldu. Aradaki fark bu. Yani derseniz ki direkt echo ile yazmakla arasında ne farkı var? Bu şekilde daha güvenli ve şey oluyor, yani yönetilebilir oluyor. İçeride değişkeni alıp return ediyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Yani dizgeleştirme diye geçiyor bu. Ben bunun toString'in kullanımı, sihirli metotların linkini PHP'de aşağıya yazarım açıklamalar bölümüne bu dersin içinde. Oradan araştırıp inceleyebilirsiniz. Bu şekilde zincirleme metotla tek bir satırda birden fazla fonksiyona erişerek işlemlerimizi kolay bir şekilde oluşturabiliyoruz. Bunu ilerleyen derslerde MySQL DB sınıfında da kullanacağız. Onun özelliklerini incelerken bu şekilde kullanımı da var. Orada da tekrar göreceğiz bunu. Bu şekilde zincirleme metotlara da değinmiş olduk. Hemen bir sonraki dersimizde devam edelim.